Yes Dubai Dil Okulu'ndan herkese selam. Eğitim danışmanınız Turan ben. Yemeğimizi yedik. Yes Dubai Dil Okulu'nun 34. katındayız. Sigara içmeye çıkmak istiyoruz. Hadi gelin birlikte Yes Dubai Dil Okulu'nun 34. katından sigara alanına nasıl gidebiliriz? Birlikte gezelim. Burası okulun resepsiyonu arkadaşlar. Şöyle size hazır gelmişken okulun çevresinde göstereyim. Burada öğrenciler bu güzel manzara eşiğinde ders çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi ders çalışan insanları rahatsız etmeden çok fazla size şöyle manzarayı gösteriyorum. Burası 34. kat manzarası. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Devam ediyorum. Öğrenciler şu anda yemek molasındalar. Burada okulun öğrencilerin hem yemek yiyebilecekleri hem kütüphanelerini kullanabilecekleri alanları var. Buradan hem içeceklerini alabiliyorlar hem de yemeklerini alarak buradan boş zamanlarını burada değerlendirebiliyorlar. Gördüğünüz gibi okulu gerçekten çok şık dizayn etmişler. Yine burada otomatlar da bulunuyor. Buradan dilediğiniz yemekleri de alabiliyorsunuz. 34. katı gezmeye devam edelim. Bu arada asansöre gidiyoruz. Dersliklerin yanından biraz hızlı geçeceğim. Belki şu anda evet ders de işleniyor. Öğretmenlerimizi de çok rahatsız etmek istemiyorum. Şu şekilde devam edelim. Burada da farklı bir manzara var arkadaşlar. Buradaki manzaraya ben bayıldım. Umarım siz de telefonlarınızın ya da bilgisayarlarınızın başında bu manzarayı benim gördüğüm gibi görebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli. Burada biraz kalalım istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bugün hava 37 derece, 24 Mayıs 2023'teyiz. Gerçekten ama gerçekten çok sıcak. Klima olmadan bir bölgede, bir odada, arabada ya da alışveriş merkezinde, kafeteryada bulunma ihtimaliniz gerçekten çok zor. Evet, belki bu sıcaklık ülkemizde Antalya ile belki Mersin'le kıyas edilebilir ama çok fazla terlemiş hissetmiyorsunuz ama gerçekten çok sıcak hissediyorsunuz. Ülke gerçekten çok düzenli, inşaatlar hala devam ediyor. Öğrenciler yine burada bu alanda sınıfların yanında birlikte zaman geçirirken bu manzaranın tadında derslerine devam edebilir. Ödevlerini bu manzaralar eşliğinde yapabiliyorlar. Vallahi 34. kat en güzeli. Ben buradan çok keyif aldım. Şimdi sigara içmeye çıkıyoruz ama size kötü bir haberim var. Bakalım video çekmeye başladığımız andan itibaren sigara içme alanına ne kadar zamanda gidiyoruz. Bu okul Mazaya Buildings binasında bulunuyor. 3 adet kuleden oluşuyor ve binaların ara katlarında maalesef sigara içme alanı yok. Biz kendi kişisel aracımızla geldik. Park yeri bulmakta biraz zorlandık ama tremle gelecek öğrenciler 10 dakika yürüme mesafesinden sonra okula çok rahatça ulaşabilirler. Videoyu şimdilik burada bitiriyorum. Tekrar asansörde görüşmek üzere. Evet, siz görmediniz ama biz yaklaşık bir dakikadır asansör bekliyoruz. Aslında 2, 4, 5 tane asansör var. Tam rakamları bilmemekle birlikte bazı asansörler 15. kata kadar çıkıyor, bazısı 24'e kadar çıkıyor, bazısı 30'a kadar çıkıyor, kimisi de 30 ve daha üst katlara çıkıyor. Sigara içme molamızda biraz zaman kaybediyoruz aslında. Ama asansörler gerçekten çok hızlı. Sercan, asansör. Sercan, Mazaya Buildings 45 katlı bu bina. Neredeyse her katta duruyoruz. Gerçekten aşağı inmek çok uzun zaman alıyor. Burada okul temsilcisinin aktardığı kadarıyla çok fazla iş anı var. Dolayısıyla çok fazla kalabalık oluyor. Şu an 34. kattayız. Bir dakikadır falan asansörün içindeyiz ama asansör hızlı ama çok fazla katta duruyoruz. Sercan, dediğim gibi gerçekten çok kalabalık bir bina. Ama şöyle bir artısı var. Şimdi biz asansöre bindiğimizde 3-4 tane arkadaş, iş arkadaşı birbirleriyle Hintçe konuşuyordu. Ama binada genel olarak herkes İngilizce konuşuyor. Biz binaya girdiğimizde ilk etapta şu counter, the coffee counter'dan yemek de yedik. Kahve de aldık.
Buradaki arkadaşlarla da İngilizce konuştuk. Kapıda tanıştığımız öğrencilerle de İngilizce konuştuk. Arabayı park ederken biraz zorluk yaşadık. Orada insanlardan destek aldık. O insanlara İngilizce sorular sorduk ve yanıtlarını aldık. Buradan şunu görüyorum. Aşağı yukarı Dubai'de insanlarla çok rahat İngilizce iletişim kurulabiliyor. Ama tabii ki şöyle şeyler de oldu. Birkaç tane kaldırım işte döşeyen ya da orada boya yapan, asfalt çalışmalarına katılan, çiçek eken işçilerle de konuştuk. Onlara bir takım sorular sorduk. Bu adrese nasıl gidebiliriz? Benzin almak istiyoruz. En yakın benzinlik nerede? Gibi sorularımıza hiç yanıt alamadığımız kişiler de oldu. Aslında bence biliyorlar sanki. Hintlilerin hepsi İngilizce biliyor. Ama bize yanıt vermekte biraz zorlandı gibiler. Şimdi okuldan çıktık. Sola doğru dönüyoruz. Aslında burada no smoking tabelası var. Ama herkes burada sigara içiyor. Biz de buraya sigara içmeye geldik. Bu şekilde yaklaşık 34. kattan çıkıp Sercan sigara içme alanına gelmemiz 4,5-5 dakikamızı aldı. Sigara içen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dubai'den sevgilerle. Hoşçakalın.